12 Eylül'de Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptıysa 20 Temmuz 2016'dan sonra aynını Erdoğan şahsım yönetimi yapıyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde 12 Eylül darbesi vardı. AKP iktidarının darbeyi farklı yollarla yaptığını söyledi. Ama bugün görüyoruz ki darbeler sadece tankla, tüfekle, silahla yapılmıyor. Demokrasinin imkan ve araçlarını istismar ederek de darbeler yapılıyor. Demokrasinin imkan ve araçlarıyla inşa edilen ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasimize darbe üstüne darbe vuruyor. Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Bir gece ansızın gelebiliriz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. 12 Eylül'ün muktedirleri Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşü gibi hayati kararları hiç kimseye sormadan tek başına almışlardı. Sonra da içeride atıp tutuyorlardı. Bugün ülkeyi yönetenler de emperyal güçlere şirin görünmek için Ege'de statüsü tartışmalı kayalık ve adacıkların Yunanistan tarafından işgaline yıllarca sessiz kaldılar. Bazı sözler vardır, söylenirken 40 defa düşünülmesi gerekir. Bu milletin Kıbrıs'ta kanla yazdığı tarihe mal olmuş bir gece ansızın gelebiliriz parolası öyle ağza gelindiği gibi söylenmez. Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis ile Erdoğan'ın ortak noktası olduğunu söyledi. Mitsotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var. Seçim yaklaşırken her ikisinin de oyları hızla düşmekte. Haliyle iki popülist savaş kartını oynamaya başladılar. Yani al birini vur ötekine. Öztrak eğitim öğretim masraflarındaki artışa da dikkat çekti. Bu zamlar karşısında bizim velilerimiz ne yapacak? Aileler nasıl ayakta duracak? Ülkemiz Bulgaristan'daki veliler için ucuzcu markete dönmüş. Paramız Bulgar levası karşısında pul olunca Bulgar veliler Türkiye'ye akmaya başlamış. Onlar arabalarını tıka basa doldururken bizim velilerimizin elleri böğründe.